Merhaba arkadaşlar. Bugün Steam'e girdiğimde gördüm ki sanırsam TL dolara falan geçiyormuş, öyle bir şey oluyormuş galiba. O yüzden daha önce kimsenin yapmadığı bir video fikri aklıma geldi. Steam Dolar Kur'una Geçmeden Önce Anılabilecek Oyunlar videosu. Arkadaşlar bu videoda sizlere daha önce hiç duymadığınız, hiç bilmediğiniz, devre bilinmemiş, kaşıda kalmış birkaç tane oyundan bahsedeceğim. Bir GTA 5 Şimdi bu GTA 5 denilen oyunda işte arabaya falan biniyoruz, işte birkaç tane karakter var, konuşuyorlar falan filan, adam öldürüyoruz. Yani öyle alınabilir bir oyun bence. İki, PUBG. Abi şimdi boyun mükemmel bir konsepti var. Böyle bir tane uçakta 100 kişi var. Herkes kocaman bir haritada bir yere atlıyor. Loot falan silah falan buluyor. Hayatta kalan son kişi olmaya çalışıyor. Çok heyecanlı bir oyun bence. 3. LOL. Şimdi LOL Steam'de yok diyebilirsiniz ama aslında var arkadaşlar. Sadece 2008-2009'dan kalma oyunun hiç açılmamış kutulu versiyonunu bulmanız gerekiyor. Eğer bulursanız içindeki Steam kodunu aktifleştirip LOL Steam'de oynayabilirsiniz. 4. Müstehcen kızlar beni rahat bırakın ben sadece oyun oynamak ve anime izlemek istiyorum hentai sürümü. Bu oyun çok derin hikaye ve lore'a sahip bir oyun. Yani neredeyse Hideo Kojima'nın MGS'si kadar. Kafanızı gömmelik bir şey alıyorsanız mutlaka bakın. 5. New Star Soccer. New Star hemen mevcut kariyerinizde bir jübile yapın. Oyunu en baştan başlayın. Jübile yapıp en baştan başlarsanız oyunu zorda oynaması için ne geliyor ve süper oluyor valla tavsiye ederim. 6. Muslim 3D. Mekke'de Medine'de oynadığımız, gezindiğimiz, namaz kıldığımız harika bir oyun. Yine bu oyunun da çok güzel bir lore'u var. 7. Toybacı oyunu. Sene 2023, yer Esenlut Meydanı. Kendi evinde al gülüm ver gülüm olarak başladığın torbacılık maceranda hızlı yaşa ve hızlı öl felsefesi benimse ve İstanbul'un sefili olma yolunda ilerle. Baron ol ve İstanbul'u hükmet. Ayrıca çok da güzel özelliklere sahip bir oyun bu mutlaka kaçınmayın. 8. Trasent. Tabii ki VR kullananları da unutmadım. O yüzden onlara da bu güzel korku oyununu öneriyorum. Fiyatı azıcık pahalı ama bence yine de dolar kuruna geçmeden önce alınması lazım. 9. Her gün bir gün. 10. Last of Us Part 1 Remaster, Remake, Director's Cut, Particle Remaster. Bu yeni gelen versiyon ile beraber Last of Us gerçekten çok gelişti. Gitar çalma modu falan gelmiş çok güzel olmuş. Kesinlikle